Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlardan size fonksiyon türlerinden içine fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Evet, videoyu izledikten sonra kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İçine fonksiyon ne demek? Bir fonksiyonun değer kümesinde en az bir tane eleman boşta kalıyorsa bu fonksiyonu içine fonksiyon denir. Yani nasıl olacak şimdi? Birazdan örneklerde zaten göreceğiz. Fonksiyonum var bir tane. A'dan B'ye. A, B, C. 1, 2. Şimdi A 1'e gitmiş diyelim. B de 1'e gitsin. C de 1'e gitsin. Şimdi gençler bu ilk kümenin adı ne? Tanım kümesi mi? İkinci kümemizin adı ne? Değer kümesi. Değer kümesinde bir tane eleman boşta mı? Evet, boşta. O zaman bu fonksiyona biz ne diyormuşuz? İçine fonksiyon diyoruz. Bakın, değer kümesine bakıyorum. Değer kümesinde bir tane eleman boşta, içine fonksiyon. İki olsun, içine fonksiyon. Bir tane olması yeterli bana, tamam mı? Bir tane varsa direkt içine fonksiyon diyoruz, geçiyoruz. Evet. İlk sorumuza geçelim. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi içine fonksiyon değildir? Şimdi zaten hepsi fonksiyon. O yüzden fonksiyon mu değil mi diye incelememize gerek yok. Bize içine fonksiyon olup olmadığını soruyor. Hemen değer kümesine bakıyoruz. Boşta eleman var. İçine fonksiyon. Boşta eleman var. İçine fonksiyon. Bakıyorum B kümesinde boşta eleman var. İçine fonksiyon. Evet bakıyorum B kümesinde boşta eleman yok. İçine fonksiyon değil. Aradığım cevap bu. Yine de devam edelim. Değer kümesi olan B kümesinde boşta eleman var. O yüzden bu ne fonksiyon? İçine fonksiyon. Evet. Bu soru tipi çok kolay. Ama biraz daha kafamızın karışacağı, biraz daha detay isteyen bir soru tarzı var. Gelin beraber bakalım. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi içine fonksiyon değildir? Şimdi içine fonksiyon olması için A şıkkını ele alayım. Tek tek inceleyeceğim zaten sizin için. Doğal sayılardan tam sayılara demiş A şıkkı. Doğal sayılar kaçtan başlar? 0, 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gider. Tam sayılar eksi sonsuzdan gelir, artı sonsuza gider. Sıfır da bir tam sayı, unutmayalım. Öyle bir şey yapacaksınız ki burada boşta değer kümesinde, değer kümesi dediğimiz ikinci kümede, yazalım değer kümesi, tanım kümesi, değer kümesinde boşta eleman kalacak. Mesela fonksiyonun kuralı da 3x eksi 2. Şöyle yaparım, x yerine 0 yazayım sizin için. Bakın 0 alacağım, acaba karşıda neye gidecek? 0 alırsak gençler 3 kere 0 eksi 2'den eksi 2'ye mi gider? Bakın 0 karşıdaki eksi 2'ye gider. Evet. 1 alalım. Mesela 3 kere 1 aynı fonksiyon çıkmışım. Eksi 2. 3'ten 2 çıktı 1. 1'e gitti. Bir de 2'yi gösterelim. 2'yi alalım. Gençler 3 kere 2 eksi 2'den 6'dan 2 çıktı 4. Daha burada bile arada bir sürü eleman boşta kalmadı mı? Bakın hani eksi 2'ye gitti ama tam sayı olarak bu kümede kimler var? Eksi 1 var, 0 var, 2 var, 3 var. Hani bunlara giden eleman yok. Zaten eksi 2'den küçük olanlara hiç gitmeyecek. Bakın. Kümemin başlangıcı sıfır değil mi? Mümkünatı yok. Eksi 2'den küçük bir sayı olamıyor. O yüzden boşta bir sürü eleman kaldığı için bu nedir? İçine fonksiyon. Bir tane kalsa bile yeterli bizim için. Biz içine fonksiyon olmayanı arıyoruz. Siliyorum şimdi. Şimdi diğer seçenekleri de değerlendirmem gerekiyor. Evet. Maviyle alalım. Şimdi reel sayılardan reel sayıları. Reel sayılar biliyorsunuz eksi sonsuzdan
artı sonsuza giden, köklü olabilen, rasyonel olabilen, negatif, pozitif, sıfırın olduğu sayılar. Mesela x yerine 2 yazayım. F2, x yerine 2 yazıyor şu an. 2'den 2 çıktı. Mutlak sıfır ne demek? Sıfır demek. Yani buradaki 2 karşıda sıfıra gidiyor. Tamam. 1 olsun. X1 olsun. F1 mutlak içinde 1 eksi 2. Mutlağın içinde eksi 1, 1 diye çıkar. Yani buradaki bir elemanı buradaki bir elemanına mı gidecek? Evet. Başka ne olabilir? X 0 olsun. F 0 mesela. Mutlak içinde eksi 2, 2 demek. Tamam mı gençler? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar hep böyle tam sayılar karşılıklı tam sayı oldu değil mi? Gördüğünüz gibi. Peki bir şey söyleyeceğim. Mutlak değer var ya bu tarafta. Bu değer olarak cevabın negatif çıkma ihtimali var mı? Bakın burada negatif sayılar da var. Eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 3 var, eksi 4 var. Cevabın negatif çıkma ihtimali yok. Cevap 0 çıkabiliyor. Fakat negatif sayı çıkamıyor. Burada bir sürü negatif sayı açıkta kalır. O yüzden bu nasıl bir fonksiyon? İçine fonksiyon. Tamam. İstediğiniz kadar burada değer verin. Mesela eksi 5 koyun. Bir tane daha deneyelim. Bu kümede sonuçta negatif sayılar da var. Eksi 5 olsun. F eksi 5. Bakın. Mutlak içinde eksi 7. O da 7 yapar. Eksi 5 tuttu burada. 7'ye karşılık geldi. Yani hiçbir zaman negatif karşılıkları olmayacağı için negatif sayılar açıkta kalıyor ki bana bir tane sayı bile yeterli. Bu yüzden ne fonksiyon? İçine fonksiyon. Ben olmayanı arıyorum. Siliyorum. Evet. Şimdi C'ye geçeceğim. En son açıklamak istiyorum. D'ye bakalım. Tam sayı, rasyonel sayı. Tam sayılar negatif olur. Tamam mı? Ne diyelim buraya? Pozitif olur. Rasyonel sayılar nasıl sayılar? Mesela 3 bir rasyonel sayı. Ama 2 bölü 3 de bir rasyonel sayı. Eksi 2 bölü 3 de bir rasyonel sayı. Bunları göz önünde bulunduracağız. Diyor ki öyle bir şey yapın ki diyor burada boşlukta sayı kalsın. Mesela x yerine 1 yazayım. F 1 1 bölü 3 olur. Buradaki 1 karşıdan 1 bölü 3'e gitti. Çok güzel. X yerine eksi 4 yazalım. Tamam mı? Eksi 4 yazalım. F eksi 4. Eksi 4 bölü 3 oldu. Çok güzel. O da eksi 4 bölü 3'e gitti. O da bir rasyonel sayı. Hatta şöyle yapalım. X yerine 6 yazalım sizin için. Bir tane de. F 6 diyorum. 6 bölü 3'ten 2 yaptı. Buradaki 6 karşıda 2'ye gitti. 2 de bir rasyonel sayı. Peki gençler, bu fonksiyon içine fonksiyon. Neden? Ama hocam hani hep gidiyor, karşıda boşta yok gibi görünüyor. Sadece rasyonel sayı paydası 3 olanlar ya da paydası 1 olanlar mı? Yani paydası 1 olan derken bakın burada 3'tü ama sadeleştiği için 2 oldu. O bakımdan diyorum. Bu kümede mesela 8 bölü 5 yok mu rasyonel sayılarda? Atıyorum. Bu kümenin içinde eksi 7 bölü 10 yok mu? Var. Ya onlar boşta kalıyor. Böyle bir sürü sayı var. O yüzden bu ne fonksiyon? İçine fonksiyon. Evet. Siliyorum şimdi yazdıklarımı. Kalemimizi alalım. Şimdi E şıkkını yapalım. Doğal sayılardan reel sayılar. Doğal sayılar sıfırdan başlar, artı sonsuza gider. Reel sayılar eksi sonsuz, artı sonsuz, köklü sayısı var, rasyoneli var, negatif tam sayı, pozitif tam sayı, sıfır. Hepsi reel sayı. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki karşıda boşta kalan eleman var mı bakalım. Mesela x yerine sıfır yazarak başlayabilirim. Bu kümede sıfır var, görüyorsunuz. F sıfır diyorum. 0 artı 1 bölü 2'den karşılığı 1 bölü 2. 1 bölü 2 diye zaten bir reel sayı var. Rasyonel sayılar reel sayı.
x 1 olsun mesela için f 1 1 artı 1 bölü 2'den 2 bölü 2 ne yaptı? 1. Yani 1 o da 1'e gitti. 2 olsun. Bakın. O da 2 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 mi? E şimdi gençler, reel sayılar hani hiç bakın, hiç burada bu kümede ilk küme doğal sayılar kümesi ya, hiç negatif sayı yok. E negatif sayı olmadığı için karşıda da hiç negatif sayıyla eşleşen sayı yok. O zaman buradaki negatif sayılar mesela eksi 4, mesela eksi 7 bölü 2 sallıyorum. Bunlar hep boşta kalacak. Negatif olanlar. E hep boşta kalırsa bu da ne fonksiyon? İçine fonksiyon. Şimdi içine fonksiyon olmayanı bulacağız. Yani değerlendireceğiz. Evet. Şurayı silelim. Tabii ki gördüğünüz üzere C şıkkı içine fonksiyon değil çıktı. Bakalım değerlendirelim. Reel sayılardan reel sayıları. Reel sayılar eksi sonsuzdan gelir artı sonsuza. Aynı şekilde. Şimdi mesela x yerine 1 yazayım. Tamam mı? F1 küp kök içinde 1 eksi 1. Küp kök içinde 1 1 yapar. 1'den 1 çıktı 0. Buradaki 1 nereye gitti? 0'a gitti. 2 olsun. X yerine 2 yazayım. F2 küp kök içinde 2 eksi 1. Küp kök içinde dışarı çıkmaz. O zaman 2 karşıya küp kök içinde 2 eksi 1. Ama hocam nasıl olur böyle sayı mı var? Reel sayı diyoruz. Reel sayılar kare köklü olarak kalabiliyor zaten. Kare köklü sayılar reel sayılar yani. Köklü sayılar pardon. Kare köklü demeyeyim çünkü bu küp köklü. Köklü sayılar zaten reel sayı. O zaman hocam bir de rasyonel ver görelim. Hani reel sayı rasyonel sayı ya. Mesela 5 bölü 2 olsun. Bakayım karşılığı var mı? Bakıyoruz. 5 bölü 2 yazalım. F 5 bölü 2 eşittir. Küp kök içinde 5 bölü 2. Küp kök dışına çıkamaz mı? E bu da karşılığında ona göre bir sayıya gidiyor. Yani gençler burada şöyle bir şey var. Tanım kümesi reel sayılar olup değer kümesi de reel sayılar olduğu için aldığımız her sayının karşılığı mutlaka ne var? Karşılığı var. O yüzden bu fonksiyon içine fonksiyon değil. Hangi sayı denerseniz deyin reel sayı olarak şuradan bu kümeden tanım kümesinden alın. Karşılığı mutlaka reel sayı çıkacak. Bu kümenin içinde olacak. O yüzden içine fonksiyon değil. Ben birkaç tanesi size örnek olarak göstermek istedim. Devam edelim. Bir tane daha bu tarz sorumuz var. Beraber çözmek istiyorum. Şimdi yine içine fonksiyon olanı arıyoruz bu sefer. A seçeneğine bakalım. Hangisi içine fonksiyon burada? Evet. Kümemiz doğal sayılardan sayma sayılarına. Tamam mı? Kümemiz doğal sayılardan sayma sayılarına. Şimdi doğal sayılar sıfırdan başlar. Ama sayma sayıları birden başlar. Şimdi x yerine 0 yazayım. Çünkü 0'dan başlıyoruz zaten. 0 yazarsam A seçeneğini değerlendiriyorum. F 0, 0 artı 1'den 1 mi oldu? Görüyorsunuz. X yerine 1 yazayım. F 1, 1 artı 1'den 2 oldu. 2 yazayım. F 2, A'dayız hala. 2 artı 1'den 3. Hepsi eşleşiyor mu? Hepsi bu şekilde mutlaka eşleşeceği için ve bu kümede boşta eleman, bu değer kümesi biliyorsunuz. Değer kümesinde boşta eleman kalmayacağı için bu içine fonksiyon neymiş? Değilmiş. İstediğiniz kadar deneyin. İkinci kümede boşta eleman kalmayacak. O yüzden bu fonksiyon içine fonksiyon değil. Tamam. Şimdi silgimizi alalım. Güzelce silelim. Devam edelim. Kalemimizi alalım. İkinci B şıkkındayız. Tam sayılar, doğal sayılar. Tam sayılar negatif olabilir. Tamam mı?
Mesela eksi 2, eksi 1, 0 pozitif de olabilir. Ama doğal sayılar 0, 1, 2, 3 gibi sonsuza kadar giden sıfır da dahil sayılardır. Şimdi mesela tam sayı olacağım. İlk elemanlar biliyorsunuz x'ler tanım kümesinden alınır. Cevaplarımız f(x)'ler değer kümesinde olur. Bunu her zaman biliyoruz diye vurgulamadım ama x mesela eksi 1 olsun. Bakın tanım kümesinde var. F-1 eksi 1 artı 2. Yani burası 2'den 1 çıktı. 1 mi yapar? 1'in mutlak değeri de 1. Eksi 1 1'e gitti. Bir de eksi 2'yi de alayım sizin için. Önce. Aslında onu alsak daha iyi olurmuş. Eksi 2 artı 2. Mutlak içinde 0. 0 demek. Eksi 2 0'a gitti. Evet. Tamam. 0 alalım. Bu kümenin içinde var zaten. F 0. Mutlak içinde 0 artı 2. Mutlak 2. O da 2 demek. Mutlak 2. O da 2 demek. 0 da 2'ye gitti. 1 alın. 3'e gidecek. Peki hocam eksi 3 alsak? Eksi 3 deneyin. Eksi 3 şöyle olacak. Bakın. Eksi 3 artı 2. O da mutlak içinde eksi 1. O da yine 1'e gidecek. Yani siz hangi sayıyı alırsanız alın. Bu diğer kümede doğal sayılar kümesinde boşta eleman kalmayacak. Hepsinin bir karşılığı olacağı için ne olacak? İçine fonksiyon değil çıkacak. Tamam. Boşta hiç eleman kalmıyor. Evet C'ye bakalım. Silgimizi alalım. Zaten en çok yani normalde hepimiz içine fonksiyon ne demek algılıyoruz. Sıkıntı yok. Değer kümesinde bir tane bile boşta eleman varsa o fonksiyon zaten içine fonksiyon oluyor. Ama bu tarz sorularda problem oluyor. Hemen bakalım. Şimdi kalemimizi alalım. İki tane kümemizi çizelim. C şıkkındayız şu an. Reel sayı pozitif reel sayı. Bu da önemli. Negatifler var. Pozitifler var. Burada sadece pozitifler var. Mesela 1 gibi, 1 bölü 3 gibi, değil mi? Kök 5 gibi. Bunlar hep ne? Pozitif reel sayı. Sıfır da alamazsınız. Pozitif olmak zorunda. Mesela şöyle yapayım. Burada bu kümede ilk tanım kümesinde negatif sayı alabilirim. X yerine eksi 1 yazayım. Eksi 1 bu kümede var. Fx eşittir. 2 üzeri eksi 1. Bu ne demek? 1 bölü 2 demek. Karşıda 1 bölü 2 diye bir reel sayı var pozitif. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Mesela x yerine 0 alalım. F 0. 2 üzeri 0. Bir sayının üstünde 0 varsa cevap ne? 1. 0 da 1'e gidiyor karşıdaki. Mesela şöyle yapalım. X yerine kök 5 alalım. Tamam mı? O da ne olur gençler? Fx, pardon f kök 5 yani. Aynı şey zaten. 2 üzeri kök 5. Bu da bu şekilde bir reel sayı. Köklü sayılar reel sayı biliyorsunuz. Pozitif olduğu sürece sıkıntı yok. Yani siz burada dolayısıyla x yerine eksi sayı koyarsanız, negatif sayı koysanız da bu üslü ifade olduğu için onu zaten negatiflik ne demek üslü ifade de ters çevir anlamına gelir. Negatif yapmayacağı için burada her şeyle ne yapacak? Eşleşecek anlamına gelir. O yüzden içine fonksiyon değil. Üstü ifadeli bir ifade olduğu için sorumuz C şıkkımız. Bu üstü ifadeli bir şey ne demek? Onu ters çevir anlamına gelir. Tamam mı? Ters çevirdiğimiz zaman da zaten iki pozitif bir sayı, negatif bir karşılığı asla olmayacak demektir. Burada ne demiştik? Kök 5'te karşıda sallıyoruz. 2 üzeri kök 5 diye şunu düzenleyelim. Tamam mı? Evet. D'ye gelelim. D'yi inceleyelim. İki tane kümemizi çizelim yine. Reel sayılardan reel sayılara. Negatiflik, pozitiflik, köklü sayılar.
rasyonel sayılar hepsi var. Mesela x yerine eksi 2 alalım. X eksi 2 olsun. F eksi 2 eksi 2 kere 2 eksi 4 artı 1'den eksi 3 mu olacak? Karşıda eksi 3'e gitti. Tamam mı? Mesela x eksi 1 olsun. F eksi 1 2 kere eksi 1 artı 1'den burası da eksi 1 oldu. Gördüğünüz gibi yanlış anladık değil mi? Evet. Eksi 1, eksi 1'e gitti. Başka ne olabilir? X yerine 0 yazsak. F 0. 2 kere 0 artı 1'den 1. 0, 1'e gitti. Hocam aradaki sayılar ne olmuyor? Hani acaba içine mi? Hayır değil. Arada biz şu an X'e sadece tam sayı değer verdik. Mesela X şey olsun. X ne olsun? Şöyle 1 bölü 2 olsun mu? Gençler 1 bölü 2 olsun X, tamam mı? O zaman F 1 bölü 2 rasyonel ifade verdim. 2 çarpı 1 bölü 2 artı 1'den bakın 1 daha 2 mi yaptı? X 1 bölü 2 iken burada ne yaptı? Karşılığı ne oldu? 2. Bir de şey olsun X. Mesela hocam hani arada 0 var 0 yok karşıda. Eksi 1 ile 1'in arasında 0 var. Onu da yaparız hallederiz. X yerine eksi 1 bölü 2 yazayım. Tamam mı gençler? Eksi 1 bölü 2 yazın. 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 1'den. Bakın gitti. Eksi 1 artı 1 ne oldu? Karşıda eksi 1 bölü 2. Karşıda 0. Yani burada reel sayı olduğu için bu taraf. Her sayı vereceğiniz için karşıda mutlaka onun nasıl olacak? Gençler cevabı olacak. O yüzden bu da ne? İçine değil. Yani boşta eleman kalmaz. İstediğiniz kadar sayı verin. Tamam mı? Hocam mesela köklü versin. Verin. Kök 3 verin mesela bu kümede. O zaman karşılığı ne? 2 kök 3 artı 1. Bu da bir reel sayı. Mutlaka karşıdan bir reel sayıyla eşleşir. Evet. Tabii ki cevabımız ortaya çıktı. Ama yine de değerlendirmemiz lazım. Kafamızın karışmaması için. Hemen bakalım. Evet, iki tane küme çiziyoruz. İkisi de doğal sayı. Doğal sayıların başlangıç noktası belli. Sonsuza da gidiyorlar. Evet. Mesela x yerine 0 vererek başlayalım. F 0. 0'ın karesi 0. 0 0'a gitti. Tamam. 1 vererek devam edelim. F 1. 1'in karesi 1. Tamam. F x yerine 2 verelim. 2'nin karesi 4. 2 4'e gitti. Burada 3 vardı. Ama direkt 4'e atladı. 3 verin. F3. 3'ün karesi 9. 3 de 9'a gitti. Aradaki sayıları alması hiçbir zaman mümkün değil. Neden? Hocam hani alırdı. Ama bu doğal sayı. Bu rasyonel olamaz. Değil mi? Negatif olamaz. Köklü olamaz. O yüzden karşıda doğal sayı olduğu için karesi de kendi gibi sayılar olacak. Yani köklü çıkmayacak. Değil mi? Rasyonel çıkmayacak. O yüzden burada boşta elemanlar kaldı. Mesela 5 boşta. 6 boşta. 2, 3 boşta. Bir sürü böyle boşta eleman var. O yüzden E seçeneği nasıl bir fonksiyon? İçine fonksiyondur. Gençler buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nereden izlediğinizi yazarsanız yoruma mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.